Herkese merhabalar. ACN'leri e ikinci kitap, Föy 1 fonksiyonların ilk dersiyle başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir öğretmen sınıftaki öğrencilerin kan gruplarıyla eşleştirmek istemek neymiş arkadaşlar? Bu amaçla öğrencilerin adlarını soldaki Venn şemasında, kan gruplarını ise sağdaki Venn şemasında yazarak aşağıdaki eşleştirmeyi ne yapıyor? Yapıyor arkadaşlar. Bakın burada öğrenciler, burada da kan gruplarıyla ne yapmış? Bunları eşleştirmiş. Bu eşleştirmede her öğrenci bir kan grubu ile eşleştirilmeli arkadaşlar. Ve bir öğrenci birden fazla kan grubu ile eşleştirilmemelidir. Yukarıda verilen eşleştirme fonksiyon tanımı için bir model olarak kullanılabilir demiş bakın. Yani dikkat ederseniz arkadaşlar bakın buradaki şuna tanım kümesi diyeceğiz ileride. Buraya da değer kümesi diyeceğiz. Burada açıkta eleman kalmaması lazım. Yani şu öğrencilerin her birinin neyi olması lazım? Bir kan grubu olması lazım. Ve dikkat edin herkesin neyi vardır arkadaşlar? Bir kan grubu vardır. Ve bir kişinin arkadaşlar hem A grubu hem de B grubu ne olamaz? Kan grubu olamaz. Dolayısıyla bir tanesinden bakın bir tane ok çıkmış olması lazım arkadaşlar. Bu şekilde iki tane ok çıkmaması gerekiyor. Ama şu olabilir mesela BRH pozitife bakın arkadaşlar. Fatih'inki de BRH pozitif. İsmet'inki de BRH pozitif arkadaşlar. Yani buna iki tane ok gelebilir ama buradan iki ok ne yapmayacak arkadaşlar? Çıkmayacak ve açıkta da eleman kalmayacak arkadaşlar. Buna ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Bakın şimdi bunu tanım olarak ifade edelim. A ve B boş kümeden farklı iki küme olmak üzere A kümesinin her bir elemanını B kümesinin bir ve yalnız bir elemanı ile eşleyen A'dan B'ye bir fonksiyon denir bu ilişkiye arkadaşlar. Bu tanıma göre bir fonksiyondaki öğrenciler kan gruplarına eşleyen yukarıda verilen ilişki nedir arkadaşlar? Bir fonksiyondur. Örnek bir Aşağıda verilen ilişkilerden fonksiyon olanların yanına tik, olmayanların yanına çarpı işareti koyunuz demiş arkadaşlar. A seçeneğinde bir okuldaki öğrencileri Okul numarasıyla eşleyen ilişki arkadaşlar. Şimdi okulda neyimiz var arkadaşlar? Öğrencilerimiz var. Diyelim ki Ahmet, işte Mehmet, Niyazi şeklinde. Bunları okul numaralarıyla ne yapacak? Eşleyecek arkadaşlar. Dolayısıyla Ahmet'in bir okul numarası var mı? Evet. Ne yapacağız? Bunu karşıya götürdük. Mehmet'in var mı? Evet. Niyazi'nin var mı? Evet. Bakın burada açıkta eleman var mı? Yok. Her biri ne yapmış? Karşı tarafta bir elemana ne yapmış arkadaşlar? Gitmiş. Ahmet'in iki tane numarası olma durumu var mı arkadaşlar? Yok. Dolayısıyla Fonksiyon şartı ne yapar arkadaşlar? Bu sağlamış olur. B seçeneğine bakalım. Bir iş yerinde çalışan kişilerin yaşlarına eşleyen ilişki. Evet iş yerinde çalışan diyelim ki A kişisi var arkadaşlar, B kişisi var, C kişi var. Bunların yaşları diyelim ki 17 yaşında olsun. A 17 yaşında, B de 17 yaşında olsun arkadaşlar. Diyelim ki C de 18 yaşında olsun. Dolayısıyla bakın burada açıkta eleman var mı? Yok. İş yerinde çalışan kişilerimiz bunlar. Burada herhangi bir açıkta eleman yani yaşı olmayan bir kişi olamaz arkadaşlar. Ve diyelim ki bir kişi hem 17 hem de 18 yaşında olabilir mi? Bu durumda yok. Dolayısıyla bu da ne yapar arkadaşlar? Bir fonksiyon belirtir. C seçeneğinde bir okuldaki öğretmenleri askerlik yaptığı illere eşleyen ilişki arkadaşlar. Şimdi diyelim ki kim olsun öğretmenimiz Ahmet olsun, bir de Ayşe olsun arkadaşlar. Dolayısıyla askerlik yaptığı yer diyelim ki Ahmet nerede yapsın arkadaşlar Trabzon'da yapmış olsun. E Ayşe nerede askerlik yapacak arkadaşlar? Asker'e gitmediği için arkadaşlar bakın burada açıkta eleman kalmış olacak. Dolayısıyla buna fonksiyon ne yapmayacak arkadaşlar belirtmeyecek. Fonksiyonun tanım, değer ve görüntü kümesi arkadaşlar A'dan B'ye tanımlanan f fonksiyonu arkadaşlar bu şekilde ya da bu şekilde gösterilir. Biz genelde ne yapacağız arkadaşlar? Bu şekilde ne yapacağız? Göstereceğiz. Bakın buradaki şu A kümesine arkadaşlar ne denir? Tanım kümesi. Karşı taraftaki B kümesine ne denir? Değer kümesi. Şu çıktıların olduğu arkadaşlar bakın okların gittiği bu kümeye de ne denir? Görüntü kümesi denir arkadaşlar. Burada f A bakın nereye gitmiş? R'ye gitmiş. B nereye götürmüş bizi? P'ye götürmüş. C arkadaşlar nereye gitmiş? S'ye gitmiş. D'yi nereye götürmüş f fonksiyonu bakın. Dikkat ederseniz okla S'ye götürmüş. A, B, C ve D'nin görüntüleri sırasıyla arkadaşlar R, P, S ve S'dir. Tanım kümesinde açıkta eleman kalamaz arkadaşlar. Buna dikkat edeceğiz. Ve her bir eleman yalnız bir elemanla ne yapmalı? Eşleşmeli arkadaşlar fonksiyon olabilmesi için. Örnek 2'ye geldik. Aşağıda verilen ilişkilerden fonksiyon olanların yanına tik, olmayanların yanına çarpı işareti koyunuz demiş arkadaşlar. Şimdi A seçeneğine bakalım. Öncelikle ne yapıyordum arkadaşlar? Tanım kümesinde açıkta eleman var mı? Bakın her birinden ok ne yapmış arkadaşlar? Çıkmış. İkinci olarak neye bakıyorduk? Bir tanesinden iki tane ok çıkmış mı? Mesela birden bakın bir tane, ikiden bir tane, üçten bir tane, dörtten bir tane, beşten bir tane. O halde fonksiyon şartını ne yaptı arkadaşlar? Sağladı. B seçeneğine bakıyorum. Bakın dikkat ederseniz her birinden ok çıkmış mı? Evet ama dikkat edin A'dan iki tane ok çıkmış arkadaşlar. Dolayısıyla fonksiyonluk şartı ne oldu? Bozulmuş oldu. Bu ne yapmaz? Bir fonksiyon belirtmez. C'ye bakıyoruz şimdi. Dikkat edin bakın burada açıkta eleman var. Yani 3 ne yapmamış? Karşı tarafa bir herhangi bir görüntüsü yok. Dolayısıyla burada açıkta eleman kalmaması gerekiyordu. Bu da ne yapmaz arkadaşlar? Fonksiyon belirtmez. Örnek 3'e geldik arkadaşlar. fx eksi 2 fonksiyonu bize verilmiş. Buna göre aşağıdaki eşitlerin değerlerini bulunuz demiş. F0 arkadaşlar. F0'ı bulabilmem için bakın. X değişkeni yerine ne yazmamız lazım arkadaşlar? 2. X yerine burada 2 yazdığım zaman karşı tarafta da ne yazmamız lazım arkadaşlar? 2 yazmam lazım. O halde F0 eşittir. 2'nin karesinden 4. Eksi 2 çarpı 4'ten 8 artı 5 gelmiş olur. Burası eksi 4. 5 eklersek buradan sonucu 1 olarak bulmuş oluruz. B seçeneğinde fx fonksiyonunu bizden istiyor arkadaşlar. fx fonksiyonunu da bulabilmem için buradaki x değişkeni yerine ne yazmam lazım? x artı 2 yazarsam bakın artı 2 ile eksi 2 birbirini götürecek. Dolayısıyla içeride x kalmış olacak. Karşı tarafta da x gördüğüm yere x artı 2 yazacağım arkadaşlar. O halde fx eşittir x artı 2'nin karesi eksi 4 tane x artı 2 artı 5 olmuş olur. Bunu da düzenleyelim. Bu ifadenin karesini alalım. Birincinin karesi x kare. Çarpımın 2 katından 4x artı ikincinin karesinden 4 geldi. Bu ifadeyi açarsam eksi 4x eksi 8 artı 5 de buradan gelmiş olur. Buradaki 4x'li ifadeler gitti. x kare kaldı arkadaşlar. 4 eksi 8 eksi 4 5 eklersek buradan da artı 1 gelmiş olur. C seçeneğinde ise arkadaşlar f x eksi 1'i bizden istiyor. O halde x gördüğüm yeri arkadaşlar ne yazmam lazım? Bakın x artı 1 yazarsam bundan 2 çıkardığım zaman x eksi 1 ifadesi gelmiş olur. O halde x değişkeni yerine bu sefer ne yapıyorum arkadaşlar? x artı 1 yazıyorum. x artı 1'in karesi eksi 4 tane x artı 1 artı 5 ifadesi gelmiş olur. Bunu da açalım. x kare artı 2x artı 1 geldi. Eksi 4x eksi 4 artı 5 gelmiş olur. Toparlayalım şimdi. Bakın şurada x kare var arkadaşlar. Bu ikisinin toplamından eksi 2x geldi. 5, 1, 6. 4'ünü çıkardığımız anda buradan artı 2 gelmiş olur. Örnek 4'e geldik arkadaşlar. Gerçek sayılarda fx fonksiyonu bize verilmiş ve bir eşitlik verilmiş. Buna göre a kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi f 4a artı 1'in eşitini bulalım önce. x değişkeni yerine ne yazacağım arkadaşlar? 4a artı 1. 3 çarpı 4a artı 1 eksi 1 gelmiş olur. Bunu da açarsak arkadaşlar buradan 12a gelecek. Buradan artı 3 birini çıkardığımız zaman buradan artı 2 gelmiş oldu. Şimdi f 1 eksi a'nın eşitini bulalım. x değişken yerine bu sefer 1 eksi a yazıyorum. Eksi 1 arkadaşlar. Yine ifadeyi açalım. 3 buradan gelecek. Eksi 3a eksi 1. Toparlarsak arkadaşlar buradan eksi 3a artı 2 gelmiş olur. Şimdi bulduğumuz bu değerleri bakın bu eşitlikte yerine yazalım. F4A artı 1 yerine arkadaşlar ne yazıyorum? 12A artı 2 yazdım. Artı 2 tane F1 eksi A yerine de eksi 3A artı 2'yi yazdım. Ne eşit olacakmış bu? 18'e. Toparlayalım arkadaşlar. 12A artı 2 parantezi açtığım zaman buradan eksi 6A. Buradan ne geldi? Artı 4 eşittir. 18 gelmiş olur. 12A'dan 6 aya çıkardım. 6A. Burası ne geldi arkadaşlar? 6. Karşıya attığımız zaman ne oldu burası? 12 oldu. Dolayısıyla A değeri de buradan 2 eşittir. Yani doğru cevabımız Bursa. Örnek 5 arkadaşlar. Aşağıdaki ifadelerden hangileri fonksiyon belirtir diye bize sormuş. Şimdi A seçeneğine bakalım. Doğal sayılardan reel sayılara tanımlı arkadaşlar. Dolayısıyla bu tip sorularda arkadaşlar tanımsız yapabilecek ifadeleri bulmaya çalışalım. Bakın şu paydayı 4 tanımsız yapar. Dolayısıyla 4'ün görüntüsünü Bulamayız arkadaşlar. 4'ün görüntüsünü bulamadığımıza göre tanım kümesinde açıkta eleman kalmış olur. Dolayısıyla bu ne yapmaz arkadaşlar? Bir fonksiyon belirtmez. Şimdi B seçeneğine bakalım arkadaşlar. B seçeneği N'den N'ye tanımlı. Dikkat ederseniz e, doğal sayı yazdığım zaman doğal sayı çıkması lazım. O halde mesela X yerine 1 yazalım arkadaşlar. 1'in görüntüsünü bulmaya çalışalım. 1 yazdığım zaman ne geliyor? 1 bölü 5. E, 1 bölü 5 doğal sayı değil. Demek ki 1'in görüntüsü yok arkadaşlar. E Birin görüntüsü yoksa bu ne yapmaz? Bir fonksiyon belirtmez. D seçeneğine bakalım. R'den R'ye tanımlı. Bakın dikkat ederseniz köklü bir ifade. Ve derecesi çift. O halde çift olduğu zaman içi ne olamıyordu? Negatif olamıyordu. Yani mesela eksi 6'nın görüntüsünü bulmaya çalışalım arkadaşlar. X yerine eksi 6 yazdığımız zaman burası ne geldi? Bakın kök eksi 2 geldi. Dolayısıyla bakın bu real sayı ne yapmadı? Belirtmedi. Demek ki eksi 6'nın görüntüsü yok. O halde bu da ne yapmaz? bir fonksiyon belirtmez arkadaşlar. E seçeneği R'den R'ye. E dikkat ederseniz payda kim sıfırlıyor? Eksi 2. O halde eksi 2'nin görüntüsünü bulmaya çalışalım. Eksi 2 yazınca bakın burası ne oldu? Tanımsız olmuş oldu. Demek ki eksi 2'nin görüntüsü yok. O halde yine tanım kümesinde açıkta bir eleman kalmış olacak arkadaşlar. Yine bu ne yapmayacak? Bir fonksiyon belirtmeyecek. Ama C seçeneği Z'den Z'ye arkadaşlar. Her yazdığım tam sayı için arkadaşlar bakın 3 katını alıp bir eklersem yine ne gelir? Bir tam sayı gelmiş olur. Dolayısıyla bu bir fonksiyon belirtir. Grafiği verilen bir ilişkinin fonksiyon olma şartı arkadaşlar. Dikey doğru testi yapacağız bunun için. Analitik düzlemde y eksenine paralel doğrular çizildiğinde bu doğrular grafiği daima tek noktada kesiyorsa bu grafiğe ait ifade bir fonksiyondur diyeceğiz arkadaşlar. Eğer bir noktadan fazla noktada kesiyorsa veya hiç kesmiyorsa bu grafiğe ait ifade bir fonksiyon değildir diyeceğiz arkadaşlar. Örnek üzerinde görelim. Bakın örnek 6'da aşağıda grafiği verilen ilişkilerden hangileri gerçek sayılarda tanımlı bir y= fx fonksiyonu belirtir demiş bize arkadaşlar. Şimdi ne demiştik? Y eksenine paraleller çizeceğiz arkadaşlar. Bakın şu şekilde y eksenine paraleller çizdiğim zaman dikkat edin grafiği ne yapıyorum ben her zaman? tek bir noktada kesiyorum arkadaşlar. Dolayısıyla bu ne yapar? Bir fonksiyon belirtir. Şimdi B seçeneğine bakalım arkadaşlar. Y eksenine paraleller çiziyorum. Dikkat edin bakın. Yine tek noktada kesiyor. Tek noktada, tek noktada. Buraya bakıyorum. Şurada sıçrama yerinde yine tek noktada kesiyor. Buralarda çizdiğim zaman yine ne yapıyor arkadaşlar? Tek noktada kestiğine göre bu da bir fonksiyon belirtir arkadaşlar. Ama C seçeneğinde dikkat edin bakın şurada çizdiğim zaman grafiği ne yapmıyor? Kesmiyor arkadaşlar. Oysa gerçek sayılarda tanımlı demişti bize Dolayısıyla burada tanım kümesinde açıkta eleman var arkadaşlar açıkta eleman varsa bu ne yapmıyordu bir fonksiyon belirtmiyordu arkadaşlar şimdi D seçeneğine bakalım arkadaşlar bakın y eksenine paralel çizdim Bir iki noktada kesiyor arkadaşlar Oysa tek noktada kesmesi gerekiyordu fonksiyon olması için iki noktada kestiği için bu ne yapmaz bir fonksiyon belirtmez. Fonksiyon sayısı A ve B sonlu kümeler olmak üzere A'dan B'ye tanımlanabilecek fonksiyon sayısı arkadaşlar SB üzeri SA'ya nedir? eşittir. Örnek üzerinde görelim. Örnek 7 bakın A ve B kümelerini vermiş. A'dan B'ye tanımlanabilecek fonksiyon sayısı kaçtır diye bize sormuş arkadaşlar. Neydi formülümüz? SB üzeri SA'ya eşittir. E B'nin eleman sayısı kaç? 3. A'nın eleman sayısı 4 olduğuna göre 81 tane fonksiyon yazabiliriz arkadaşlar. Veya şu şekilde düşünün arkadaşlar permütasyondan. A kümesinin elemanları 1, 3, 5, 7. B kümesinin elemanları 2, 3 ve 4 arkadaşlar. Şimdi A kümesindeki elemanlardan bir tanesi yani şu birincisi. Karşı tarafta kaç yere gidebilir arkadaşlar? Seçenek sayısı nedir? 3. Bu 3 için gidebilecek seçenek sayısı nedir? Yine 3. 5 için gidebilecek seçenek sayısı 3. 7 için gidebilecek seçenek sayısı nedir? 3. Dolayısıyla buradan 3 üzeri 4 yani 81 farklı fonksiyon yazılabilir. Örnek 8'e geldik. A ve B kümeleri bize verilmiş A'dan B'ye tanımlı. Mutlak değer x küçük eşittir fx şartını sağlayan kaç farklı f fonksiyonu tanımlanabilir diye bize sormuş arkadaşlar. Şimdi tanım kümesindeki eksi 2 için arkadaşlar bu değer kümesinde kaç farklı elemana gidebilir arkadaşlar? Bunun mutlak değerini aldığımız zaman ne gelir? Artı 2 gelmiş olur. Dolayısıyla karşı tarafta ya 3'e ya da 5'e gidebilir arkadaşlar. Yani seçenek sayısı nedir bunun? 2'dir arkadaşlar. Peki eksi 1 için bakalım. Eksi 1'in mutlak değeri ne oluyor? Artı 1 oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla karşı tarafta bakın. 1'e gidebilir, 3'e gidebilir, 5'e gidebilir. Bunun için seçenek sayısı nedir? 3'tür arkadaşlar. Şimdi 2'ye bakalım. Tanım kümesindeki 2'ye. Karşı tarafta bunu mutlak değerini alırsak yine artı 2 olmuş olur. Karşı tarafta ya 3'e ya da 5'e gidebilir arkadaşlar. Yani seçenek sayısı nedir? Bunun içinde 2'dir. Bir de 3'e bakalım arkadaşlar. 3 karşı tarafta ya 3'e gidebilir ya da 5'e gidebilir arkadaşlar. Dolayısıyla bunun içinde seçenek sayısı nedir? 2'dir. Bunları şimdi çarpalım. 2 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 2 arkadaşlar. O halde buradan 24 farklı fonksiyon tanımlanabilir. Doğru cevap Adana. Örnek 9'a geldik. fx artı a fonksiyonu bize verilmiş ve f2 6'ymış arkadaşlar. Buna göre f0 değeri kaçtır diye bize sormuş. Şimdi arkadaşlar x değişkeni yerine bakın. Ben 2 eksi a yazarsam burada Dolayısıyla ne gelecek arkadaşlar? A'lar birbirini götürmüş olacak. F2'nin değerini bulmuş olacağım arkadaşlar. O halde yerine yazıyorum. X yerine 2 eksi A yazdım. A'lar gitti. F2 gelmiş oldu. Dolayısıyla karşı taraftaki X yerine de ne yazmam lazım? 2 eksi A. 2 eksi A eksi A gelmiş olur. İşte bu ifade bize 6 olarak verilmiş arkadaşlar. O halde 2 eksi 2 A eşittir buradan 6'ya. 2'yi karşı tarafa atarsak arkadaşlar 4'e a da ne eşittir buradan? Eksi 2'ye eşittir. A ifadesinin değerini bulduğuma göre götürüp yerine yazıyorum. Bakın f x eksi 2 eşittir arkadaşlar. Buradan x artı 2 olmuş olur. Bizden ne istiyor? F 0'ı istiyor. Demek ki buradaki x değişkeni yerine ne yazmamız lazım arkadaşlar? 2 yazmamız lazım ki f 0 değerini bulalım. 2 artı 2'den bu da 4'e eşittir. Yani doğru cevap C. Örnek 10'dayız arkadaşlar. Tanım kümesi bize verilmiş ve fx fonksiyonu verilmiş. Görüntü kümesi bizden isteniyor. Dolayısıyla her birini ne yapsın? F fonksiyonu karşı tarafa götürsün arkadaşlar. Öncelikle Eksi 2'nin görüntüsünü bulalım. X yerine eksi 2 yazdım. Karesini aldım. 4. Eksi 3'ten ne yapacak karşı tarafta? 1'e götürmüş olacak. Şimdi 0'ın görüntüsünü bulalım. X yerine 0 yazıyorum. 0'ın karesinden 0 eksi 3'ten. Bu da nereye götürecek? Eksi 3'e. Şimdi X yerine 3 yazıyorum arkadaşlar. 3'ün karesi 9 eksi 3'ten. Bu da ne yapacaktır? 6'ya götürecektir. O halde görüntü kümesini bulmuş olduk arkadaşlar. Buna da FA diyelim. Dolayısıyla eksi 3, 1 ve 6'dan ne yapar arkadaşlar? Oluşmuş olur. Örnek 11. F A'dan R'ye tanımlı bir fx fonksiyonu bize verilmiş ve görüntü kümesi bize verilmiş arkadaşlar. O halde şöyle bir A kümesi çizelim. Şöyle de bir R kümesi çizdim arkadaşlar. A kümesinin elemanlarını bize vermemiş. Bunlar ne diyelim? A, B ve C diyelim arkadaşlar. Görüntü kümesinin elemanları da neymiş? Eksi 9, 7 ve 26 imiş arkadaşlar. Yani diyelim ki A nereye gitmiş olsun? Eksi 9'a, B 7'ye, C de 26'ya gitmiş olsun. Bizden ne istiyor? A kümesini bulunuz demiş. Yani buradaki A, B, C değerlerini bulacağız arkadaşlar. Şimdi F fonksiyonu ne yapıyor? A'dan R'ye götürüyor arkadaşlar. O halde F, A'yı bulalım. F A ne olacak? X yerine A yazacağız arkadaşlar. Yani A küp eksi 1. Nereye götürdü bizi? Eksi 9'a. Buradan A küp eksi 1'i karşı attığım zaman eksi 8. Dolayısıyla A değeri arkadaşlar buradan ne gelir? Eksi 2 gelmiş olur. Şimdi B'nin görüntüsünü alalım. Fonksiyonda yerine B yazıyorum. B küp eksi 1. Bu nereye götürdü? 7'ye. Buradan arkadaşlar B küp eşittir 8. Dolayısıyla B neye eşittir? Artı 2'ye eşittir. Şimdi C'yi gönderelim. Fonksiyonda c'yi yerine yazıyorum. Ne oldu? c küp eksi 1 eşittir. Bu da 26'ya. Dolayısıyla c küp eşittir. Buradan 27 ise c ne eşittir? 3'e eşittir. Dolayısıyla a'yı, b'yi ve c'yi bulduk arkadaşlar. Yani a kümesinin elemanlarını yazalım. A neye eşittir arkadaşlar? Eksi 2 eşittir. B artı 2'ye. C de 3'e eşittir. Örnek 12'ye geldik. F saatin 12.00'da olduğu andan itibaren ilk saat sonrasında duvar saatinin akrebinin gösterdiği sayı biçiminde tanımlanıyor arkadaşlar. Yani ben x yerine 1 yazdığım zaman 1 saat sonra saat neyi gösteriyor arkadaşlar? 1 gösteriyor. 2 saat sonra neyi gösterir? 2. 3 saat sonra neyi gösterecek? 3'ü. Peki 12 saat sonra neyi gösterir arkadaşlar? 12'yi. Ama 13 saat sonra neyi gösterir arkadaşlar? Tekrar 1'i gösterir. 14 saat sonra ne yapacak? Tekrar 2'yi gösterecek arkadaşlar. Yani buradaki esas periyodumuz nedir arkadaşlar? 12'dir. Yani 12'de bir aynı şeyi ne yapıyor arkadaşlar? Tekrar etmiş oluyor. Dolayısıyla F45'i benden istiyorsa arkadaşlar 45'i ne yapalım hemen? 12'ye bölelim. 45'i 12'ye bölüyorum. 3 çarpı 12 36. Kalanımız ne oldu? 9. Dolayısıyla F9'u bulmamız yeterli arkadaşlar. F9 da nedir? 9 saat sonra kaçı gösteriyor arkadaşlar? Saat 9'u gösteriyor. Yani 9'a nedir? Eşittir. Şimdi F127'yi bulacağıma göre arkadaşlar 127'yi ne yapmam lazım arkadaşlar? 12'ye bölmem lazım. 12'ye bölelim. 1 kere 12. 7'yi aşağı aldık. Buraya bir sıfır attık. Dolayısıyla kalanımız ne oldu? 7 oldu. Dolayısıyla f 7 de arkadaşlar nedir? 7'ye eşittir bakın. F 7, 7'ye nedir? Eşittir. O halde 12'ye böldüğümüz zaman kalanımız neyse arkadaşlar fonksiyonun görüntüsü de buna eşittir. E 69'u 12'ye bölelim arkadaşlar. Kalanımız ne olur? 9 olmuş olur. 215'i 12'ye böldüğüm zaman kalanım ne olur arkadaşlar? 11 olmuş olur. Dolayısıyla götürüp yerine yazıyoruz. Bakın bunun yerine ne yazdım? 9. Bunun yerine 7 yazdım. Bölü. Bunu ne bulmuştuk? 9 bulmuştuk. Bunu da 11 bulmuştuk. 16 bölü paydamızda ne geliyor? Eksi 2. Buradan sonucu eksi 8 olarak buluruz. Doğru cevap Adana. Örnek 13'e geldik arkadaşlar. Bir f fonksiyonu verilmiş. Buna göre f eksi 5 ifadesinin değeri kaçtır diye bize sormuş. Şimdi bakın fonksiyonun içi ile dışı arasında bir bağlantı kurmaya çalışacağım. Dikkat edin. Fonksiyonun içinde 3x eksi x kare var. Dış kısmında bunun bir katı var mı arkadaşlar? Bakın şurada eksi 2 parantezine alırsam. Eksi 2 parantezine aldığım zaman buradan eksi x kare gelmiş olur. Buradan da ne gelir arkadaşlar? Artı 3x gelmiş olur. Bir de artı neyimiz var? 5'imiz var. E dikkat ederseniz bakın şu içindeki kısımla bu kısım ne geldi arkadaşlar? Aynı gelmiş oldu. Yani fonksiyonun içine bir sayı attığım zaman bunun eksi 2 katını alıp ne yapıyor buna? 5 ekliyor. Yani burada fa diyelim isterseniz arkadaşlar. Bu ifadeye a dersek eksi 2 a artı 5'e nedir? Eşittir. O halde fonksiyonun içine eksi 5 atarsam arkadaşlar ne yapacak bunu? Eksi 2 ile çarpacak 10 olacak. Bir de buna 5 ekleyecek. Dolayısıyla buradan sonuç 15 olur. Doğru cevap C. Örnek 14'e geldik. ABC'de bir kenar uzunluğu A birim olan bir kare olmak üzere arkadaşlar. Dolayısıyla şuraya ne yazalım arkadaşlar? A'yı yazalım. Fx fonksiyonu neymiş? Boyalı bölgenin alanına eşitmiş arkadaşlar. O halde fx fonksiyonunu yazalım. Buradaki boyalı bölgenin alanı ne olmuş olur arkadaşlar? A kareden yani karenin alanından burayı ne yapmamız lazım? Çıkarmamız lazım. Buranın alanı nedir arkadaşlar? X karedir. Dolayısıyla fx fonksiyonu nedir? Buna eşittir arkadaşlar. Bakın burada bize bir eşitlik vermiş a'yı bulabilmemiz için. Önce f5'in değerini bulalım. x yerine 5 yazıyorum arkadaşlar. 5 yazarsam a kare eksi 25 gelmiş olur. Şimdi 3 yazalım arkadaşlar. 3 yazdığım zaman buradan a kare eksi ne geldi? 9 geldi. Şimdi f2'nin değerini bulalım arkadaşlar. x yerine 2 yazdığım zaman a kare eksi 4 gelmiş olur. İşte bu ikisinin toplamı arkadaşlar ne olur? 2 a kare eksi 34 neye eşit olacak arkadaşlar? A kare eksi 4'e eşit olması lazım. Dolayısıyla buradaki a kareyi karşı tarafa attım. Bir tane a kare geldi. Eksi 34'ü karşı tarafa attığım zaman arkadaşlar dolayısıyla burası da ne geldi? 30 gelmiş oldu. Yani a kare neye eşittir arkadaşlar? 30'a eşittir. Peki bizden ne istiyor? F1'in değerini istiyor arkadaşlar. Burada götürüp yerine yazalım. X yerine 1 yazdığım zaman ne gelir arkadaşlar? A kare eksi 1 gelmiş olur. A karenin değerini 30 olarak bulmuştuk. 30'dan 1'i çıkarırsak buradan sonucu 29 olarak buluruz. Yani doğru cevap diyar bakın. Örnek 15'e geldik. Bize fx fonksiyonunu vermiş. f1, f2, f1'e kadar olan toplam değer nedir diye sormuş arkadaşlar. Öncelikle buradaki ifadeyi arkadaşlar fark durumunda yazalım. Önce şu küçük olanı yazıyorum. 1 bölü x eksi. 1 bölü x artı 1'e eşit mi arkadaşlar? Payda eşitleyerek bunu görebilirsiniz bakın. Bunu x artı 1 ile bunu x ile çarpalım. Ne gelir? x artı 1 eksi x bölü x çarpı x artı 1 gelmiş olur arkadaşlar. Bakın buradaki x'ler gider. Dolayısıyla 1 bölü x çarpı x artı 1 ifadesi dikkat ederseniz buna nedir? Eşittir. Burada götürüp yerine yazarsak arkadaşlar daha rahat bunları ne yapabiliriz? Toplayabiliriz. O halde 1'in görüntüsünü alalım. X değişkeni yerine burada 1 yazıyorum arkadaşlar. 1 eksi 1 bölü ne oldu? 2 oldu. Şimdi 2 yazalım. 2 yazdığım zaman 1 bölü 2 eksi ne gelecek arkadaşlar? 1 bölü 3. 3 yazsam arkadaşlar. 3 yazdığım zaman 1 bölü 3 eksi ne geldi? 1 bölü 4. Bu şekilde devam edersem en son 10 yazalım arkadaşlar. 10 yazdığım zaman 1 bölü 10 eksi 1 bölü 11 gelmiş olur. Bunların toplamını bizden istiyor arkadaşlar. O halde bunları toplayalım. Bakın alt alta. Dikkat edin çapraz ne yapıyor? Götürüyor. Çapraz götürüyor. Çapraz bu şekilde ne yapacak? Götürecek. Geriye ne kalacak? Bakın en baştaki 1 ile en sondaki eksi 1 bölü 11 kalmış olacak. O halde 1 eksi 1 bölü 11'e nedir? Eşittir. Burada da payda eşitlersem 10 bölü 11 olarak sonucu bulurum. Doğru cevap Bursa. Örnek 16'ya geldik. Aşağıda örüntü belirli bir kurala göre ilerlemekteymiş. Birinci, ikinci, üçüncü adımları bize verilmiş arkadaşlar. Sayma sayıları kümesinde tanımlı f ve g fonksiyonları aşağıdaki gibi tanımlanıyor. x bir sayma sayısı olmak üzere arkadaşlar fx niye eşitmiş? x'inci adımda bulunan daire sayısı. gx fonksiyonu ise x'inci adımda bulunan kırmızı nokta sayısına eşitmiş arkadaşlar. Ve bizden ne istiyor bakın öncelikle f7 artı g9 ifadesinin toplamı istenmiş. F7 için arkadaşlar x yerine 7 yazalım. Yani 7. adımda bulunan daire sayısını bizden istiyor. O halde 1. adımdaki daire sayısı nedir arkadaşlar? Bakıyoruz bir tane var. 2. adımda kaç tane daire var arkadaşlar? Bakın yanına 2 tane daha geldi. Yani 1 artı 2'den 3 tane olmuş oldu. 3. adımda arkadaşlar bakın 1 artı 2'nin yanına bir 3 tane daha gelmiş. Yani 1 artı 2 artı 3 yani 6 tane ne var? Daire var arkadaşlar. E bu şekilde gidersek arkadaşlar 7'ye kadar gidecektik. Çünkü F7'yi bizden istiyor. 7'ye kadar gidersek arkadaşlar bakın 2'ye kadar olan da 1 artı 2. 3'e kadar olan 1, 2, 3. O halde 7'ye kadar olan da ne olacak? 1'den arkadaşlar 7'ye kadar olan sayıların toplamı olmuş olur. E bu da neye eşit arkadaşlar? Son terim çarpı bir fazlası bölü 2'ye eşitti. Buradan sadeleştirdik. 4 çarpı 7'den 28 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Neyin değerini bulduk şu anda? F7'nin değerini bulmuş olduk. 28'e nedir arkadaşlar? Eşittir. Şimdi gelelim GX fonksiyonunda. xinci adımda bulunan kırmızı nokta sayısıydı GX fonksiyonu. E bizden ne istiyor? G9'u istiyor. X yerine 9 yazarsak arkadaşlar. 9. adımda bulunan kırmızı nokta sayısını bizden istiyor. O halde öncelikle arkadaşlar 1. adımda bakalım. Kaç tane kırmızı nokta var arkadaşlar? 0 bakın hiç yok. İkinci adıma geldiğim zaman kaç tane kırmızı nokta oldu arkadaşlar? 3 üç tane. Üçüncü adıma geldiğim zaman bakın 3'ün yanına kaç tane eklendi arkadaşlar? 6 tane. Yani 3 artı 6 olmuş olacak. Dördüncü adımda arkadaşlar bakın şekil çizerek görebilirsiniz. 3 artı 6 artı 9 tane daha eklenmiş olacak arkadaşlar. Yani... Bakın 3'er 3'er artarak burada da devam etmiş olacak arkadaşlar kırmızı nokta sayısı. E bu şekilde gidersek arkadaşlar 9. adımda kaç tane kırmızı nokta olur? 3 artı 6 artı 9 artı bu şekilde ne olacak? Devam edecek. En son A'ya kadar gitmiş olalım arkadaşlar. Burada şuna dikkat edeceğiz. Şu üçüncü adımda dikkat ederseniz iki tane e, toplam ifadesi var. Dördüncü adımda üç tane. E, dolayısıyla dokuzuncu adımda bakın şuradaki terim sayısı ne olacak arkadaşlar? Sekiz olmuş olacak. Sekiz tane burada ne vardır? Terim vardır. O halde terim sayısının formülünü hatırlayın. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı bir. Ne eşit olması lazım sekize? Şu e, biri karşıya atalım arkadaşlar. Bu dolayısıyla karşı taraf ne oldu? Yedi. İçler dışlar yapıyorum. A eksi 3 eşittir buradan 21. Dolayısıyla A nedir arkadaşlar? 24. Dolayısıyla burası ne oldu arkadaşlar? 24 olmuş oldu. E bizim G9 değeri arkadaşlar demek ki bunların toplamına nedir? Eşittir. 3 parantezini alırsam arkadaşlar bu toplamda 1 artı 2 artı bu şekilde. Buraya da 3 parantezini aldığım zaman 8'e kadar olan toplam gelmiş olur. 1'den 8'e kadar olan toplamda neydi? 8 çarpı 9 bölü 2 sadeleştirdim. 4 çarpı 9 36. 36'yı da 3 ile çarparsak arkadaşlar buradan 108 olarak bulmuş oluruz. Yani G 9 da arkadaşlar ne eşittir? 108'e eşittir. Bu ikisinin toplamını bizden istemiş. 28 de 108'i toplarsak arkadaşlar buradan sonuç 136 olur. Doğru cevap Bursa. Örnek 17'ye geldik. ÖSYM'nin 2018 AYT sorusu. A ve B sıfırdan farklı gerçek sayılar olmak üzere gerçek sayılar kümesinin üzerinde tanımlı f fonksiyonunda f a artı b x'e eşitmiş arkadaşlar. Ve f a'nın görüntüsü de b bölü a'ya eşitmiş. Buna göre f sıfır değeri nedir diyor arkadaşlar. Bakın dikkat ederseniz şu iç kısmın ne olmasını istiyor benden a. Buradaki dış kısmında b bölü a'ya eşit olmasını istiyor arkadaşlar. O halde eşitleyelim AX b yi. a x artı b'yi a'ya eşitliyorum arkadaşlar. Bakın buradaki x'i de b bölü a'ya eşitliyorum x b bölü a'ya eşit olduğuna göre bakın şurada x yerine b bölü a yazalım. a çarpı b bölü a artı b eşittir ne geldi? Buradan a geldi. Buradaki a'larımız giderse buradan arkadaşlar 2b eşittir a gelmiş olur. a'nın 2b'ye eşit olduğunu bulduk. O halde götürüp ne yapalım arkadaşlar? Burada yerine yazalım. Bakın f A yerine ne yazıyorum? 2B. Ne oldu? 2B çarpı X artı B eşittir. X olmuş olur. Bizden ne istiyordu? F0 değerini istiyor arkadaşlar. Buradaki X yerine ne yazarsak burası 0 olur. Tabii ki eksi 1 bölü 2. Bakın eksi 1 bölü 2 yazarsam burası eksi B olur. Burası da artı B olur. Dolayısıyla birbirini götürür sıfır çıkmış olur. E burada x yerine ne yazarsak burada da aynısını yazıyorduk arkadaşlar. O halde bunun iç kısmı sıfır oldu. Buradaki dış kısım da eksi 1 bölü 2 eşittir. Yani f0 eksi 1 bölü 2 eşit doğru cevap Adana. Örnek 18'e geldik. ÖSYM'nin 2017 LYS sorusu arkadaşlar. Gerçek sayılar kümesi üzerinde bir f fonksiyonu her x gerçel sayısı için n tam sayı olmak üzere fx'i bakın x eksi n'e ne yapıyor götürüyor. Burada şuna dikkat edeceğiz. x neyin elemanı arkadaşlar? n kapalı n artı bir açık aralığının elemanı olmak zorunda arkadaşlar. Buna göre e, bu ifadenin toplamı kaçtır diye bize sormuş. Öncelikle f1'in değerini bulalım. Yani x yerine 1 yazıyorum arkadaşlar dikkat. f1 eşittir buradan ne geldi? 1 eksi n gelmiş oldu. X yerine ne yazdım? 1 yazdım. 1 elemanı olacak arkadaşlar bakın. N ile N artı 1'in. Ve dikkat ederseniz 1 buranın elemanı olduğuna göre N neye eşit olması lazım arkadaşlar? Mecburen 1 olması lazım. 1 olursa bakın burası ne olur? 1 kapalı 2 açık aralığı olmuş olur. Dolayısıyla 1 de buranın elemanı olmuş olur arkadaşlar. N'nin de değerini 1 olarak bulmuş olduk. O halde götürüp burada n yerine 1 yazarsak arkadaşlar f1 değeri demek ki ne eşittir? 0'a eşittir. Öncelikle bunu bulmuş olduk. Şimdi f 7 bölü 3'ün değerini bulalım arkadaşlar. x yerine ne yazıyorum bakın bu sefer 7 bölü 3 yazıyorum. Şurada x yerine 7 bölü 3 yazalım. 7 bölü 3 eksi n olmuş olur arkadaşlar. Ve şuna dikkat edeceğiz. 7 bölü 3 elemanı olacak arkadaşlar. Ne ile n artı 1. Ne artı 1 açık ne kapalı. 7 bölü 3 arkadaşlar 2 virgül küsürlü bir sayı olduğuna göre demek ki buradaki n yerine ne yazmamız lazım arkadaşlar bizim 2 yazmamız lazım. Bakın 2 yazdığımız zaman ne olur 2 kapalı 3 açık aralığı olmuş olur. 7 bölü 3 de bu aralığın içine düşmüş olur arkadaşlar. Demek ki n değeri de nedir 2'dir. Burada n yerine şimdi 2 yazalım. 7 bölü 3 eksi 2 olmuş oldu. Payda eşitlersek arkadaşlar buradan 1 bölü 3 olarak da bunun değerini bulmuş oluruz. Yani şunun değerini bulduk? 0 bulduk arkadaşlar. Bunun değerini 1 bölü 3 olarak bulmuş olduk. Şimdi ise arkadaşlar f 13 bölü 6'nın değerini bulalım. x değişkeni yerine 13 bölü 6'yı yazıyorum şimdi arkadaşlar. Eşittir. Burada yerine yazalım. 13 bölü 6 eksi n olmuş olur. 13 bölü 6 elemanı olması lazım arkadaşlar. Bakın buradaki n ile n artı 1'in. Dolayısıyla 13 bölü 6 arkadaşlar. 2 virgül küsürlü bir sayı olduğuna göre n yerine 2 yazmak zorundayım. Burası ne oldu o zaman? 3 oldu. Bu aralığın içine düşmüş oldu. N'nin değerini 2 olarak bulduk. Burada yerine yazalım. 13 bölü 6 eksi 2 olmuş olur. Yine payda paydaşlarsak buradan 1 bölü 6 olarak da burayı bulmuş oluruz. Dolayısıyla arkadaşlar ne yapacağız? 1 bölü 3 ile 1 bölü 6'nın toplamını bulacağız arkadaşlar. Onu da burada toplayalım. 1 bölü 3 artı 1 bölü 6. Bunu 2 ile çarparsak arkadaşlar buradan ne gelecek? 3 bölü 6. Bunu da sadeleştirdik sonuç buradan 1 bölü 2'dir. Yani doğru cevap Adana. Örnek 19'a geldik. Bir tur şirketi ile telefon görüşmesi yapan çağrı ile tur görevlisi arasında geçen konuşmanın bir bölümü verilmiştir. Karadeniz turunuzun kişi başı ücretini öğrenebilir miyim? Kişi başı 600 TL efendim. Grup katılımlarına indirim yapıyor musunuz? Turumuza en fazla 30 kişi alabiliyoruz ve 5 kişiden fazla olan gruplarda her bir kişiye 5'ten fazla olan her kişi için 10 TL indirim yapıyoruz arkadaşlar. Örnek veriyorum mesela 6 kişi katılmışlarsa arkadaşlar 10 TL indirim yapıyor. Yani 590 liraya gelmiş oluyor. Ama diyelim ki 7 kişi tura katılmışsa o zaman ne olacak arkadaşlar? 580 TL 2 kişi için indirim uyguluyor. Bu şekilde ne yapıyor? Devam ediyor arkadaşlar. Çağrı ile birlikte tura katılacak olan X kişi arkadaşlar. Ee, olduğuna göre tur şirketinin bu tur için çağrının grubundan alacağı toplam ücreti gösteren fx fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi x kişi tura katılmış arkadaşlar. Dolayısıyla bu x bakın dikkat ederseniz 5 açık 30 kapalı aralığında olduğuna göre bu indirimden ne alacaklar? Faydalanacaklar. Yani 5 kişiden fazla olan kaç kişi var arkadaşlar? Bunlar x kişi olduğuna göre X eksi 5 kişi var. Her biri için 10 TL indirim yapılacak arkadaşlar. Yani toplam indirim X eksi 5 çarpı 10 TL'dir. E normalde bir kişinin fiyatı neydi? 600'dü. Bundan 10 çarpı X eksi 5'i ne yapacağım arkadaşlar? Çıkaracağım. Bu bir kişinin ücreti. Bunlar X kişi olduğuna göre toplam ücret ne olur? X çarpı 600 eksi 10 çarpı X eksi 5 olmuş olur. Bu da bizim neyimiz arkadaşlar? Fx fonksiyonumuz. Bunu biraz düzenleyelim arkadaşlar. X çarpı şu ifade 600 burada var. Bunu açarsak eksi 10x buradan geldi arkadaşlar. Bunu da çarptığım zaman artı 50 buradan gelmiş olur. Yani x çarpı arkadaşlar 650 eksi 10x olarak gelmiş olur. Yani doğru cevap diğer bakır.